Herkese merhaba, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Elder Scrolls Online ile karşınızdayım dedim ve dungeon buldum. Elder Scrolls Online arkadaşlar, Skyrim'den kopmak istemeyen insanların kesinlikle oynaması gereken bir oyun. Ben şu anda bir zindana gireceğim. Zindanda artık bakacağız mevzulara. Elder Scrolls Online'ın mevzusu biliyorsunuz arkadaşlar, MMORPG olduğu için anlatmama gerek yok herhalde. MMORPG bir oyun. Elder Scrolls'un evreninde geçiyor. Şunu tekrar bir şey yapalım, onaylayalım. Şimdi mevzu şu, beni 4 kişiyle eşleştirecek ve herhangi bir zindana gireceğiz. Ondan sonra da zindandaki görevleri tamamlamaya çalışacağız. Benim son zamanlarda oynadığım en keyifli oyun. Onu bir kere çok net söyleyebilirim, Elder Scrolls Online. Necromancer sınıfı oynuyorum. Statlarımı da göstereyim şöyle. Pardon, şuradan bakıyorduk. Evet, yani Magic'a giden bir Necromancer'ım. Hani şey çok keyifli, bu ne diyor? Yeni DLC'ler gerekiyormuş, bir şeyler oluyormuş. Evet, bir şeylerden bahsedeceğim, her neyse. Necromancer sınıfıyla oynuyorum. Oyuna yeni gelen bir sınıf, Elsweyr paketiyle birlikte geldi. Şu anda sağ üst tarafta göreceksiniz 4 tane sınıf bölümü var. 3'ü seçilmiş, bir tanesi seçilmemiş. Ve tekrar bizi sıraya soktu. Yine geldi, tekrar kabul edelim. Şu an bizi eşleştirmeye çalışıyor. Ben bu sınıfı hem hasar hem de healer kasıyorum arkadaşlar. Q'ya bastığım zaman heal tarafına geçiyor karakterim. Tekrar Q'ya bastığım zaman ise DPS'e dönüyor. Karakteri hala ben çözme aşamasındayım. Build'leri nasıl gitmem lazım? Hani hangi yetenekleri kullanmam gerekiyor gibi araştırma içerisindeyim. Şu anda yaklaşık kaç? 44 level oldum bu arada. Burak'la birlikte oynuyoruz bu oyunu. Belki ileride bir de Burak'la beraber videosu gelebilir. Evet, sonunda başlıyoruz. Artık zindana girebiliriz. Şimdi dungeon'da daha çok ağırlıklı olarak PvE olduğu için healer olarak giriyorum. Healer'lar daha hızlı dungeon bulabiliyorlar. Çünkü eksiklikleri olabiliyor. Çünkü herkes hani patara kütere dalmak istiyor. DPS oynamak istiyor. İçlerinden birileri işte healer ya da tank olduğu zaman daha hızlı zindan bulup oralara girebiliyorsun. Healer oynamak bu oyunda keyifli benim için. O yüzden healer ağırlıklı DPS. DPS'ten kastım hasar arkadaşlar. MMORPG'lerde ya da bu tarz oyunlarda, İngilizce terimlerde DPS hasar olarak kısaltılmış durumda. Damage per second, yani saniye başına atılan damage anlamına geliyor DPS, yanlış hatırlamıyorsam öyle. Şimdi bakın, benim 2 tane asam var. Bir tanesi şu Flame Staff, diğeri de Healing Staff. Her birini kullanıyorum. Yani her birini dedim, ikisini de kullanıyorum. Şimdi mevzu şu arkadaşlar, bu oyunda 15 level olduktan sonra ikinci bir silah kullanma yeteneği özelliği geliyor size. Dolayısıyla yeni bir kombinasyon yapabilme seçeneği açılmış oluyor. Şimdi bu delikanlılara karşı bir şöyle yapalım. Benim olanları da çıkartayım. Gördüğünüz gibi ben karaktere biraz alıştım. O yüzden hızlı hızlı devam ediyorum. Şuraya bir de şunu açayım. Bunların hepsini fear yesin. Hemen hasara geçiyorum. Hasarda da güzel hasar çıkarttıktan sonra tekrar dönüyorum. Heal'a. Canlandıralım milleti. Şuraya hemen bir taş açacağım. Bu açtığım taş arkadaşlar mobları korkutuyor. Mob dediğim düşmanlar, öyle söyleyeyim. Bakın şimdi şuraya geleyim. Tam aralarına 4'ü açayım. Bunlar şimdi fear yiyecekler. O sırada ben de bam hasarla bunları dürtüyorum. Gördüğünüz gibi fazla manam gidiyor. Manayı da heal atak yaparak şöyle dolduruyorum. They shall not pass diyelim. Şöyle bir Gandalf hareketiyle. Evet, burayı temizledik. Healer oynadığınız zaman karakter gerçekten güçlü oluyor. Bayağı bir güçlü oluyor. Öldürülmesi güç bir hale geliyor. Normalde girmiş olduğunuz dungeonlarda, eğer daha önce yapmadıysanız, ki ben burayı yapmışım, dungeon içerisinde de bir görev alıyorsunuz ve görevi yapmanız isteniyor sizden. Şurada hemen ben benim şeyleri çıkartayım. Karakterleri. Hemen heal'ı geçip buraya heal'ı veriyorum. Fear'ı da veriyorum. Sonra başlıyorum DPS'e. Yani hasar kısmına. Alın. Bizim takım da bu arada güçlü çıktı bayağı. Bunları alıp satıyorum arkadaşlar. Karakterlerin içerisinden çıkarttığım şeyleri. Kendi üstüme giyilebilecek seviyede güzel şeyler varsa onları üzerime giyiyorum ama genelde kötü şeyler çıkıyor. Bakın şu görevin aslında bir parçası. Ben yaptığım için ben şu an etkileşime geçemiyorum kendisiyle. Şunları bir canlandıralım. Şu hakikaten bir Gandalf hareketi. They shall not pass deyip şöyle asasını yere vuruyor ve bütün herkese hatır sayılır bir şey çıkartıyor. Bakın ultimi kullandığım zaman, bu benim savunma ultim. Şimdi birazdan kullanacağım, gelecek. Şunlara vereyim yine. Dörtlük çıkartayım. Ultimi göstermeme gerek var mı şu an? Hadi göstereyim. Şöyle benim hem zırh değerimi hem canımı, her şeyimi arttıran bir şey ve beni aynı zamanda şöyle iskeletona çeviriyor. Şunları hemen ben buraya çıkartayım. Bak içerideyken kullanamıyormuşum yetenek. O yüzden dışarı çıktım. Tekrar çıkarttım benim olanları. Şimdi birazcık bahsedeyim size kullandığım skill'leri. Healer geçtiğim zaman 5 numaraya bastığımda şöyle herkese can veriyorum arkadaşlar. 4 numaraya bastığım zaman, onu da şimdi gösterelim. Bakalım şu neymiş. Light giyiyorum bu arada, o yüzden light itemleri alıyorum. Bakın bu mesela benim için iyi bir şey, bunu aldım. Dedrick zırhıymış. Bakın 5'e bastım, herkese can verdim. 1'e bastığım zaman bir alan açılıyor. Bu yuvarlak alanın içerisindeki herkese can veriyorum. 4'e bastığım zaman taş çıkartıp yerden fear yemelerine sebep oluyorum. 2'ye bastığım zaman seçmiş olduğum bir karakterin canını neredeyse %100 fullüyorum. 3'e bastığımda ise bu şekilde bir kalkan veriyorum kendime. Bu benim healer kısmı. Q'ya bastığım zaman da DPS kısmına geçiyorum arkadaşlar. DPS kısmında ise 4'e bastığım zaman bana fight sırasında can veren, canım azaldıkça can veren bir şöyle iskeletor çağırıyorum. Yani uçan bir şey çağırıyorum. 5'e bastığımda da benimle beraber savaşan bir iskeletor çağırıyorum. 2 numaramda şu gördüğünüz alan hasarı mevcut. 3 numaramdaysa bir iskeletor gönderiyorum oraya. O da koşup içlerine girip patlatıyor kendisini. Mevzu bundan ibaret arkadaşlar. Ha 1 numaram var. 1 numarada da şöyle kuru kafa atıyorum. Yani ciddi hasar vurduğum skilllerimden bir tanesi. Yani Skyrim oynadığınız için, yani birçoğunuzun Skyrim oynadığını düşünerek konuşacak olursak normal, aynı mantık. Yani boşluklara istediğiniz şekilde skill'leri atıyorsunuz ve sonrasında karakterinizi ona göre geliştiriyorsunuz. Şimdi bu oyunda hangi itemi kullanırsanız, hangi eşyayı kullanırsanız o eşya gelişiyor. Yine Skyrim'den aşina olduğumuz mevzu burada mevcut. Dolayısıyla geliştirmek istediğimiz asa olabilir ya da herhangi bir şey, kıyafet olabilir. Kıyafetlerin de arkadaşlar skill'leri var. K'ye bastığımız zaman bakın. Bu benim klasımın skill'leri. Bunlar DPS yani atak. Bu tank. Şu healer kısmı. Bakın burada armor var mesela. Light armor'un pasifleri var, görüyor musunuz? Bu pasiflerin aktif olması için sizin light armor giyip o armor'la oyuna devam etmeniz lazım. Gibi şeyler oyunda mevcut. Şimdi ben şuraya hemen DPS'i şu yapsın, şu bana can versin, bir tane de kuru kafa atayım diyorum. Sonra geçiyorum heal kısmına. Gördüğünüz gibi. Ha ama benim takım güçlü olduğu için şu an aslında çok da şey değil, heal yapmama gerek kalmıyor. Şimdi size atak yönündeki ultimi göstereyim. O da şöyle manyak bir baba çıkarıyor. Bam! Kü! Çat diye vuruyor. Bu arada adamlar bakın bu sefer hızlı çıkıyor. Biraz güçlenmeye başladılar o yüzden. Şuraya hemen şunu bir açayım. Bu arada açamıyorum nedense. Bir şey engelliyor. Dash All Not Pass diyelim. Herkese bir heal'layalım. Gerçekten çok başarılı bir healer Necromancer. Şunu hemen bak canlıyorum. Bakın nasıl canı gidiyor. Ben deli gibi canlıyorum kendisini derken beni stunladı bu arada. Bunun içinden çıkmaya çalışacağız ama beni öldürecek sanırım bu şu anda. Çıkamazsak, ki çıkamayacağız. Lan hadi lan. Vallahi kilitledi. Neden onun içerisinden çıkamadım bilemiyorum. Öldüğünüz zaman ise bekliyorsunuz. Şu boss'un ölmesini bekliyorsunuz. Boss öldükten sonra tekrar canlanabiliyorsunuz. Ben bu boss'un taktiğini unutmuşum herhalde. Her boss'un taktiği var arkadaşlar. Onu unuttuğunuz zaman şu anki durumu yaşıyorsunuz. Bu arada biz bir kişi eksik oynuyoruz. Şu Nyuga denen eleman piyasada yok. Herkes öldükten sonra buraya tekrar bu şekilde ışınlanıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Where is Nyuga diyelim. Where is Nyuga? Please kill him. Onu gruptan atmak istiyorum çünkü oyunda yok. Şimdi onu kovmak için bir şey başlattım. Ve kovduk. Kovduk, güzel. Şu an bir kişi daha arıyoruz. 3 kişi deneyelim. Hop. Hadi bakalım. Tekrar deniyoruz. Şimdi o kitleme olayında birazcık daha dikkatli oynayacağız. Ben de DPS'e geçeyim. Ha, şimdi heal'a geçeceğiz arkadaşlar. Bak 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 bak. Onun içinden çıkması gerekiyor elemanın. Çıktı, güzel. Şimdi ben çok fazla hasar mana harcadığım için, bak şunu bana yapması lazım. Yapmaması lazım. Ben bunun içinden nasıl çıkacağım abi, anlamadım yani. Bunu yediğiniz zaman. Şu an hiçbir şekilde bunu bozamıyorum. Oh, örümcekler de geldi başıma. Öldük. Şunun içerisinden kurtulmayı bir türlü çözemedim. Ama en azından boss'u devirdik. O yüzden tekrar kalkacağız arkadaşlar şimdi. Güzel. Tekrar kalkalım. Normalde oyunda şöyle bir sistem var arkadaşlar. Sağ tuşa basılı tutup sol tuşa bastığınız zaman, birazdan gösteririm o animasyonu, üstünüzdeki stun etkilerinden kurtuluyorsunuz ama bu ağdan kurtulma yokmuş demek ki. Şimdi boss'u öldürdüğümüze göre ondaki itemleri bir alalım şöyle. Bakın arkadaşlar, sağ tuşla blok yaparken sol tuşa bastığınız zaman normal şartlarda hani stun'ı bozuyorsunuz ama demek ki bu boss'unki bozulmuyormuş. Onu da görmüş olduk. Şimdi ne tarafa gideceğiz? Açıkçası ben de bilmiyorum. Şöyle gideceğiz herhalde. Evet. Buradan gideceğiz. Burada bir delikanlı var. Şuraya bunu açıyorum hemen. Bakın bozdum hemen, gördüğünüz gibi. Kendimi canlandırayım. Bizimkileri hemen stun'ı verdim. Burayı temizledik. Şunu da bir durduralım. Hı. Baktım canım gitmeye başlıyor. Hemen arkadaşlar açıyorum bu şeyi, ultiyi. Ulti de yine siz fight içindeyken yavaş yavaş dolan bir skill. Onlar niye oraya gitmeye çalışıyorlar onu anlayamadım. Her neyse, biz şuradan devam edelim. Şimdi biraz DPS oynayacağım. Ama bu sefer de ölebilirler, o yüzden yine nabza göre ben şerbet versem iyi olacak. Heh, bak burada mesela şu çok önemli. Alın. Fury verdim arkadaşlar. Hepsi şu an Fury yerken biz toplu toplu kesiyoruz bunları. Bakın bu da benim Distraction staff'ım. Yani bir numarada bir tarafta şey varken, heal staff'ım varken, diğer tarafta da şöyle alev atan staff'ım var. Bakın sol tuşa basılı tutarsam heave atak, normal tek tek bastığımda light atak gerçekleştiriyorum. Heave atak yaptığım zaman benim manamı dolduruyor aynı zamanda. Bakın şu an bu video size aynı zamanda bir rehber videosu oluyor. Birçok karakterde bu şekilde. Şimdi karakterlerde ister stamina kasıyorsunuz, isterseniz magic'a kasıyorsunuz. Magic'a kastığınız zaman statlarınızı manaya veriyorsunuz. Stamina kastığınız zaman dolayısıyla stamina veriyorsunuz. Magic'a oynayacaksanız biraz daha böyle zırhlı, büyücü kısımlı oluyor karakterleriniz. Stamina dediğiniz zaman ise daha çok fiziksel hasara dayalı bir karakter gibi oluyor. Şimdi şuradaki kapıyı doğru düzgün bizim kombinasyonu yapmamız gerekiyor. Şunu kapatıp onun açık kalması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Dur bakalım. Aa, açıldı. Güzel. Şuraya hemen şunu koyalım. Hadi biraz DPS oynayalım. Oo, buraya hemen benim şunu koymam lazım ki hepsi fear yesin. Ya boss zaten çok vuruyor. Biraz şöyle hasarlayalım. Benim yanımdaki büyücüyü çağırayım. Bakın o da gördüğünüz gibi bir şeyler atıyor kendince. Şunun canını bir doldurayım 2 dakika. Toplayalım. Şu ana kadar bana sadece bir kemer çıktı herhalde. Dedrick kemeri mi ne çıktı? Dedrick de Elder Scrolls evreninde güçlü bir elemandı. Onun zırhlarına kavuşmak gerçekten güzel oluyor. Özellikle Skyrim'de çok efsaneydi Dedrick zırhı. Böyle dikenli falan, baya böyle OP bir zırhtı. OP'den kastım da dehşet güzel anlamında arkadaşlar. Bunlar hep yabancı dilde konuşulan oyun dilleri. O yüzden anlata anlata devam edelim. Evet, geldi yine bu da delikanlılar. Şunu hemen şuraya çıkartıyoruz. Canı da şuraya koyuyoruz. Başlıyorum alan hasarına. Alın. Bakın manam bitti, o yüzden heave atak yapıyorum. Ki mana gelsin. Paraları topluyorum. Aynı zamanda bazı parçaları da toplayıp satıyorum. Zindanlar inanılmaz güzel bu oyunda. Girecek misiniz çocuklar oraya? Pekala. Alın, hemen şurayı da temizleyelim. Gördüğünüz gibi onlar bizi vuramıyorlar. Necromancer'ın neredeyse en sevdiğim skill'i bu. PvP'de de işe yarıyor. Yani gerçek oyunculara karşı oynadığınız zaman da gayet işe yarıyor. Şunu hemen şuraya açıyoruz. Sonra başlıyoruz alana sarma. Yaktım vallahi hepsini. Oyunda hem PvE, yani yapay zekaya karşı oyunun hikaye bölümünü sürdürdüğünüz, aynı zamanda da PvP bölümü yine mevcut. Şimdi çıkartacağım benim oğlanı. O yanda savaşırken ben de karakterlerin canlarını kontrol edeceğim. Düşen olan olursa canlayacağım. Ama hızlı bir şekilde bitirdik bunları. Şimdi şu an arkadaşlar bizim takım biraz iyi. O yüzden aslında böyle hızlı hızlı devam edebiliyoruz. Yoksa ben bir takımla girdim. Lanet olsun yani. Bakın şu delikanlıya ultiyi atacağım şimdi. Şöyle atalım ultiyi. Bam küt vursun. Şuraya yine açıyorum. Oo. Bak hemen bozdum mesela. Bundan bahsediyordum. Alanı hep heal basıp duracağım. Oo. Şöyle buradan heal'layacağım abi artık. Biraz da mana almam lazım. Hemen benim elemanı çağırayım. Artık DPS'e geçebilirim. Hayır. Çünkü bizim takım yardıma ihtiyaç duyabilir. Güzel. Gayet güzel. Boss öldüğü için yanındakiler de öldü. Bunları toplayalım. Şu an biraz size basit gelebilir oyun. Dediğim gibi girdiğim takım bayağı iyi. Tam anlamıyla ondan kaynaklı. Şuradan gidelim bakalım. Yani bütün insanlar Skyrim'in yeni oyununu bekliyorlar. Onlar öyle biliyorlar şimdi. The Elder Scrolls 5 biliyorsunuz Skyrim. Ama Elder Scrolls 6 geliyor şimdi. İnsanların aklında daha çok Skyrim diye kaldı bu oyun. Şunu bir dakika şöyle bir açalım tekrar. Alan hasarı. Yani Skyrim'den çok keyif aldıysanız eğer kesinlikle bu oyuna başlayın. Şu anda Steam üzerinde indirimde bir de yani. Onu da söylemekte fayda var. Selamünaleyküm. Hemen açıyoruz buraya. Bunlar korkarken biz başlıyoruz hasara. Ver hasar, ver. Hepsini yak şöyle. Oo! Al. Bom. Bom. Necromancer iyi bir sınıf. Yani bayağı iyi bir sınıf. Bakın medium armor geldi. Ben light armor giyiyorum, o yüzden benim beklentim light armor tarafından. Bütün armorların kendisine ait pasifleri oluyor, özellikleri oluyor vesaire. Ha, siz bu karakteri mesela büyücü yapıp bunu okçu da oynayabilirsiniz. Bu oyunda öyle bir özgürlük var. Hani işin en güzel tarafı o. Şunu hemen şuraya açalım. Ve başlayalım yine alan hasarına. Bakın hepsi dondu kaldı aptal aptal. O arada ben yapıştırıp durdum. Şundan da biraz mana çekeyim. Hemen yeni taşı açıyorum. Hatta şurada açayım. Bu kapıdan gelen direkt Fury yesin. Şu büyük yaratıklar yemeyebiliyor. Daha çok küçükler yiyor. Fury. Fury'den kastım korkutma bu arada arkadaşlar. İngilizcesini söylüyorum ben habire ama. Kışkırtma. Kışkırtma değil pardon. Korkutma. Bildiğimiz korkutma. Fear dediğimiz olay yaratıklara karşı korkutma etkisi yaratıyor ve dolayısıyla adamlar böyle kilitlenip kalıyorlar. Bizim takım bu arada patara kütere vuruyor. Sağ alt taraftaki yeşil var staminam, sol alt taraftaki mavi var manam ve kavga başlıyor. Hemen işlerine giriyorum. Hepsinin içinde açıyorum bunu. Hepsi korkmaya başladı gördüğünüz gibi. Bak kafalarını tutuyorlar. Ben de alan hasarıyla takımı destekliyorum şu an. Evet, şuraya da açıyorum hemen. Onlar da yine korkmaya başladılar. Ya Necromancer böyle baktığınız zaman hakikaten dungeonlar için olmazsa olmaz bir sınıf gibi duruyor. Bütün alana fear atabiliyor. Aha, geldik bu boss'a. Arkadaşlar şimdi ben bundan önce biraz daha böyle salak bir takımla oynadım bu boss'u. O yüzden yani ne çektiğimi bir ben bilirim bir Allah bilir şu boss'a karşı. Kafayı yiyordum yani. Kafayı yiyordum artık sonunda. Bakalım şimdi ne yaşayacağız. Yani boss tek atıyordu bize. Ha bak böyle alıyor bizi. Şimdi kaçıp bir yere taklatarak kaçmamız gerekiyor. Bir önce kaçmak gerekiyor. Yoksa bütün takım patlar ölür gider yani. Bakın nasıl canı azaldı takımın. Oha boss öldü lan. Evet arkadaşlar. Biz bayağı kuvvetli bir grupla girmişiz. O yüzden böyle yoksa şu son boss'tu. Ve bunun bir hali zorlayıcı olması gerekiyordu. Hatta ben gerçekten kafayı yemiştim böyle sinirden. Ama girdiğimiz adamların levelleri yüksek olduğu için muhtemelen. Şöyle portaldan geçelim ve görevi bitiriyoruz artık. Sonuna doğru geliyoruz. Evet bu da son boss. Ben az öncekini son boss gibi sanmıştım ama bu da son boss. Bu da bizi çok zorlamıştı. Ama takım arkadaşlarım gerçekten çok üstün level. Baksana 810 yazıyor yukarıda arkadaşlar. Yani 810 şampiyon puanı var. Bu karakter 50 level olmuş. 50 level olduktan sonra da şampiyon puanı kasıyorsunuz. Bakın ben daha 44 levelim. Bu adamların hepsi benden çok kat ve kat kuvvetli durumdalar. Şu kaçmış. Bak bu 45 levelmiş. O benden güçlü değil. Şu ikisi 810 puandalar. 50 leveli tamamlayıp üzerine bir de 810 şampiyon puanı kasmışlar. Güçlü bir abi yani. Şimdi güzel bir boss daha geliyor gördüğünüz gibi. Hua! Şuradan sallayayım ben. Şimdi biraz ağırlıklı olarak yine şeye gideceğim. Healer. Çünkü ben bir de yani pozisyon seçme anlamında healer'ı seçtim. Dolayısıyla adamları trollemek de istemiyorum hani atak yapıp. Heriflere söz verdik healer oynayacağız diye. Alanın içinde durmamaya çalışıyorum. Ya bu arada çok hızlı bitiriyoruz hakikaten ya. Gerçekten çok hızlı bitiyor. Al. Ben de ödüm çıkarayım. Patır kütür vuralım abi adama. Al canı da vereyim şuraya. Canı giden olursa takılsın kafasına göre. Herkes stun yedi lan. Hemen canlayalım herkesi yine. Ha şu. Bu arada buna vuruyoruz herhalde. Bakın hemen canlı fullledim bizim elemanın. Manamı dolduruyorum. Hop. Tekrar dolduralım. Zaten öldü bulalım. Evet. Bu zindanın sonuna geldik. Bakayım. Güzel bir şeyler çıktı herhalde. Magica. Bakın bu iyiymiş. Şu son çıkan yüzük. Güzel bir yüzük. Evet arkadaşlar. Şu anda sonuna geldik. Hatta size yine şarkı çalarak yok güle güle diyeyim. Bu arada sadece bunu çalmıyor. Flüt falan da çalabilir bakayım. Tabi. Bunu da çalıyor. Hatta diğeri neydi? Neyse. Böyle devam edelim. Arkadaşlar yorumlarınızı videonun altında belirtmeyi unutmayın. Fikirleriniz benim için çok önemli. Elder Scrolls Online'ın devamı gelsin istiyorsanız, bazı zindanları böyle size göstermemi istiyorsanız yorumlarda belirtin fikrinizi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.